Modelleme kilinden küçük bir parça kullanacağız. Bir top yapalım ve uzun bir parçaya saralım. Vay canına bu Sebastian. Çok şeker. Kırmızı iyi bir seçenek. Bir çift büyük kıskaç yapalım. Tel çerçeve sayesinde bükebileceğiz. Kırmızıya boyayalım. Sebastian çok şaşırdı. Yaşasın. Suyun altında düğün yapıyoruz. Misafirler hazır. Ama gelin ve damat nerede? Yeni evlilere hoş geldin deme vakti. Çok mutluyum. Biraz gerginim sadece. Çiftlerin yüzükleri değişme vakti geldi çattı. Sadıç geliyor. Yüzükleri ben taşıyorum bir dakika. Ups, düşürdüm. Aa, şu kıskaçlar. Aa, olamaz. Buldum. Düğün kurtarıldı. Eric ve Ariel, yüzükleri değişebilirsiniz. Sizleri karı ve koca ilan ediyorum. Woohoo! Elimizde plastik kaplar var. Köpük kağıt detaylarını hazırlayalım. Deniz kabuğuna benziyor. Hangi kumaşı seçsek? Mavi. Onun fikrine kulak verelim. Parçaları birleştirelim. Deniz kabuğu kapanabilir artık. Beşiğin içine yerleştirelim. Küçük deniz kızları burada uyumayı seviyor. Evet, pekala. Bunu gördünüz mü? Bir paketiniz var. İmzalayın lütfen. Vay canına, bir beşik bu. Çok yakında küçük yüzgeçlerin seslerini duyacağız. Ama bu da ne? Deniz kabuğu beşiği açıldı. İnanılmaz. İki büyük inci. Bu da ne demek oluyor? Bu deniz kabuğunun içinde nasıl bir sır saklı acaba? Lol bebeklerin artık mavi gözleri var. Saçı boyayalım. Bebekler altın ve gümüş tişörtler giyiyor. Vay canına, kuyruğu var. Kırmızı ve mor yüzgeçler. Ne kadar güzeller. Simle süsleyelim. Pembe pek uyumlu olmadı. Anneninki gibi kırmızı olması gerekiyor. Bu daha iyi. Akrilik cilayla kaplayalım. Deniz kabuğunun içinde ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Çiftin şaşkın bakışları eşliğinde bebekler incilerin yerini aldı. Çok şeker. Ancak çocuklara sarılmak pek kolay değil. Yerlerinde duramıyorlar. Farklı yönlere doğru gittiler. Onları yakalamak zor. Aa, zor olsa da yakaladık. Mavi ve beyaz köpük kağıdın üzerine vatoz balığı çizelim. Keselim. Bir telin üstüne yapıştıralım. Sentetik dolguyla dolduralım. Vatoz balığının uzun bir kuyruğu ve komik bir çift gözü var. Tada! Sırtı sim dolu. Vay canına! Yüzgeçlerini hareket ettiriyor. Ne harika bir yaratık. O günden sonra herkes sessizliği unuttu. Kızlar sadece anne ve babalarıyla yarışmak istedi. Aa, çok yoruldum. Bebek bakıcısını arayalım. Sizi gördüğüme sevindim. Ariel bebeğim. Aa, sen bizim süper dadımızdın. Eskiden ufacıktınız. Vatoz balığı bu kız kardeşlerle kesinlikle başa çıkabilir. Gelin bakalım. Zıplayın. Sizi gezmeye çıkaracağım. Vatoz balığının kendine ait yöntemleri var.
Bebeklerin arkasından koşmasına gerek yok. Sırtında gezecekler. Nihayet dinlenebiliriz. Zaman çok hızlı geçiyor. Çocuklar çoktan birer genç kız oldu bile. Tarzınızı düzeltmemiz lazım. Üstü altın köpük kağıtla parıldıyor. Hey, kuyruğuma ne olacak? Pullu kumaştan bir kuyruk yapalım. Kemer ekleyelim. Tüm eklentiler görünüşünü tamamlayacak. Her yerde inciler ışık saçıyor. Ama kız kardeşi nerede? Senfoni hazır mısın? Hazırım tabii. Harika görünüyorsun. Sen de öyle. Ne yapsak? Şans yanımızda mı görelim? İlk önce senfoni gidiyor. Ne zaman duracak acaba? Hı? Bence bu. Aa, doğru, bilemedim. Sıra bende. Senfoni ilk denemede her şeyi yapabiliyor. Evet. Benim canım kızlarım ne yapıyormuş bakalım? Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur. En sevdiğim kolyemi bulmama yardım eder misiniz? Ederiz tabii. Kızlar aramaya başladı. Burada değil. Nereye kayboldu acaba? İşte burada. Senfoni önce buldu. Ama üzülmemesi için melodiye yardım etmeye karar verdi. Aa, kolye burada. Baba! Teşekkürler kızlar. Siz olmasanız ne yapardım ben? Kıyıda bir sürü taş var. Bu işimizi görür. Birkaç tane deniz kabuğu alalım. Parçaları bir araya getirelim. Bateri setini yeşillik ve yosunla süsleyelim. Deniz taşlarını dekorasyon olarak kullanacağız. Deniz kabuklarına vuralım. Vay canına. Dil balığı solo yapıyor. Bravo. Melody balık arkadaşıyla gezerken senfoninin arkadaşları geldi. Onların kendi müzik grupları var. Hadi biraz prova yapalım. Kızlardan biri deniz kabuğu, diğeri gitar. Senfoni ise bateri çalıyordu. Harikasınız çocuklar. Ben de deneyebilir miyim? Deneyebilirsin tabii. Melody bateri çubuklarını aldı ama... Ups! Baterilerden biri kırıldı. Ve çubuk çatladı. Affedersiniz. Sorun değil. Dışarıda bir sürü deniz kabuğu var. Belki de gitarı denesem iyi olur. Uh-oh! Telleri bozuldu. Sorun değil. Hep kırılıyorlar zaten. Aa, ne yapabileceğini biliyorum. Al şu marakasları. Evet, işe yarıyor. Melody grubun bir parçası oldu. Sualtı parçalarını dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Sandığın içinden nadir deniz kabukları var. Beyaza boyayalım. Altını ekleyelim. Tada! Sim serpelim. Parçaları birleştirelim ve üstüne bir halka yerleştirelim. Bir aksesuar zinciri ekleyelim ve tokayı sabitleyelim. Aile turnuvasını başlatma vakti geldi. Deniz atlarını yarıştıracağız. Ben de sürmek istiyorum. Melody ve senfoni başlama noktasına geliyor. İyi şanslar torunlarım. Yerlerinize başlayın. Kardeşler öne geçti. Çok yakın gidiyorlar. Ama birden senfoninin atı dört nala koşmaya başladı. Ve Melody'yi geçti. Bitiş çizgisi. Kazandı mı gerçekten? Evet. Tebrikler kardeşim. Anne ve babaları kızlarını tebrik etmeye geldi. Büyük babaları Triton da onlara katıldı. Dil balığı bize ödülü getir. Kazananlar ödül olarak nesilden nesile aktarılan bu kolyeyi alıyor. Senin artık bu. İstemiyorum. Senfoni kız kardeşi de iyi yarıştığı için kolyeyi ortadan ikiye böldü. Çok şeker. Thank you. Tebrikler. Bunu biraz büyütelim. Vay canına. Bu şişe batık bir denizaltına dönüşecek. Bam! Plastik küre ortadan ikiye ayrıldı. Üst kısmında plastik bir kap.
Alt kısmında strafor bir köpük var. Bir çift yüzgeç keselim. Kenarlarına yapıştıralım. Beyaz akrilik boya sürelim. Hadi suya gir. Tada! Denizaltı sarı oldu. Bağlantı noktalarını köpük şeritler sayesinde koruyalım. Yuvarlak pencereler yapalım. Menteşelerini takalım. Denizaltını yarım metal boncuklarla süsleyelim. Tırtıklı pipetten bir baca yapalım. Pervane ekleyelim. Bu araç denizaltında kaç yıl geçirdi? Bilmiyoruz. Denizaltı ince kumlarla ve yosunlarla kaplı. Buraya nasıl geldin sen? Kayıp nesneleri araştırmayı çok seviyor. Maceraya çıkma vakti. Ne güzel bir inci. Deniz tabanında bir sürü inci var. Wow. Aa, yeni bu. Wow, batmış bir denizaltı. İçine nasıl gireceğim? Kapı açmak çok zor. Şimdi iç kısmını keşfedelim. Ancak güçlü bir akıntı kapıyı kapattı. Aa, kapana kasıldım. Yardım edin. Sebastian, buradayım. Ama genç prensesi kurtaracak kadar güçlü değil. Gidip yardım çağıracağım. Uçlarını keselim de çubuğun üstüne yapıştıralım. Maviye boyayalım. Testere balığının sesi mi bu? Plastik bir çantadan vücut yapalım. Yüzgeçler ve kuyruk ekleyelim. Maviye boyayalım. Testeresini yerleştirelim. Sim sürelim. Üzerine pullar ve yüzgeçler yapıştıralım. Deniz sıra dışı yaratıklarla dolu. Neyse ki Melody yakınlardaydı. Aa, kıpırdamıyor. Telaş yapma. Bir yolunu bulacağım şimdi. Belki bunu kullanabiliriz. Ama yeterince güçlü değildi. Daha güçlü bir şey bulmamız lazım. Aa, testere balığı. Yardım et lütfen. Karşılığında ne alacağım? Şekere ne dersin? Aa, harika. Hadi yüzelim. Birkaç hareketin ardından senfoni kurtuldu. İyi misin? Evet. Teşekkür ederim. Aferin sana. Al bakalım şu tatlıları. Maceranın sonu iyi bitti. Tel parçasından bir kemer yapalım. Etrafına altın kurdeleyle saralım. Plastik detaylarla süsleyelim. Taç hazır. Üç başlı mızrağın tabanına ahşap bir tutacağı sabitleyelim. Altına boyayalım ve etrafını iple saralım. Ucuna sim serpelim. Yapay elmaslar ekleyelim. Ve hazır. Kraliyet gücünün sembolü restore edildi. Triton torunlarını bulmak için batmış denizaltının yanına doğru yüzdü. Melody, senfoni, her yerde sizi arıyordum. Başımızın çaresine baktık. Pek kolay olmadı ama güzel bir maceraydı. Dikkatli olun. Sizin yaşınızdayken ben de böyleydim. Hadi eve gidelim. Triton torunlarını taht odasına davet etti. Melody'yi pratik zekasından ve cesaretinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Benim kızım herkesin yardımına koşar. Tahtın sahibi olmayı hak ediyorsun. Sualtı dünyasını daha iyi bir yer yap. Onur duyarım. Wow. Tebrikler kardeşim. Anne ve babaları kızlarıyla gurur duydu.
ikisi de su altı dünyasındaki yerini buldu. Bu küçük dostumuzu fark ettiniz mi? Onu videoda kaç defa gördüğünüzü yorumlara yazın.